Sevgili Anlar, merhaba. Bugün size bu oyanın yapımını göstereceğim. Son derece kolay bir oya. Tığ battımı yaparken ben ikişer zincir çekerek yaptım. Bunu her seferinde söylüyorum. 3 zincir bence geniş oluyor ve oyanın orantısı bozuluyor diye düşünüyorum. 2 tane zincirle tığ battımı yaptım. Üzerinin şimdi beyaz kısmı yapılacak. Hemen başlamak istiyorum. Göstermek istiyorum sevgili hanımlar. Şimdi oyamı yaparken bir çiçeği ve bir yarım daireyi bir gül olarak kabul ediyorum ben. Ona göre sayacağım. Şu yuvarlağımızın bittiği bacaktan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yapıp geri dönmem gerekiyor. Şimdi hemen yapalım. Bir tane yaptık biz. 9 daha yapacağız. Sonra geri döneceğiz sevgili hanımlar. 2 tane zincir çekiyorum. Aralarda 2 baş alarak batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane yaptıktan sonra hanımlar, şu iç kısmının yarım dairesini yapmak için zincir çekip geri dönmem gerekiyor. Zincirimi çekiyorum, sonra 4 çubuk boşluk bırakıp sık iğneyle sabitliyorum. 10 zincirim var burada. 1, 2, 3. Dönelim bu arada. Son oldu. 1, 2, 3, 4 tane çubuk boşluk bırakıyorum. 4 ve 5'incinin arasından giriyorum. Burada hemen 2 tane zincir çekin hanımlar. Ve bir sonraki tığ battığının tepesinden ve bir sonraki baş alıp batmamızın tepesinden sabitleyin. Geri dönüyoruz. Şu dönüşümüzde burada 20 tane baş alıp batmamız var. Hemen yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. şu şekilde yapıyorum. Sürekli böyle kayıp geriye gitmesin diye 20. şuradaki baş alıp batmamın tepesinden giriyorum. Böylece burayı sabitlemiş oluyorum. O kayma işi bayağı rahatlıyor, yani olmuyor. Hemen hiç zincir çekmeden diğer diğer baş alıp batmamı yapıyorum tığ battığımın içine. Tekrar ikişer yaparak ilerliyorum. Her tığ battığın içine giriyorum. İkişer zincirle zaten. Tığ battığın arasında da o kadar olduğu için muntazam duruyor. Hemen göstermek istiyorum. Benim bir yuvarlak daha sığmayacak yerime. Hemen şurada kesmek istiyorum bu yüzden. Pembe kısmına geçeceğim. Çok basit. Pembe kısmı da son derece kolay bir oya. Şu yaptığımız kısmı bir göstermek istiyorum önce. Bakalım isterseniz. Yaptığımız kısım bu şekilde oluyor. Sayılarını verdim. Şimdi başlayalım hemen pembe kısmına. Son derece basit, çok kolay ilerliyor dediğim gibi. İki tane yuvarlağın arasında çiçek motifim var. Hemen onu göstermek istiyorum sevgili hanımlar. 3 tane zincir çekiyorum burada. Önce şuranın sık iğnesini tekrarlamak istiyorum. Orayı kaçırmışız. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Sonra bir kutucuk boşluk bırakıyorum. Ortadaki iki kutucuğumun üstüne 5 dolgu yapıyorum. Birini boş bırakıyorum. 1, 2, diğer tarafa geçtim. 3, 4, sonuncu, sondaki baş alıp batmamın üstünden giriyorum. 5. 5 tane yaptıktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm.
Zincirin üstünden batıyorum. 3 tane çiçek yaprağı yapacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Baş aldım. Altından girdim. 1, 2, 3 tane, 4, 5 tane zincir çektim. Baş alıp batmamın arkasından kirpiğini yaptım. 1, 2, 3 zincirle batıyorum. 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum. Baş aldım, battım. 5 zincirle kirpiğini yaptım. Sonra tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere gelip batıyorum sevgili hanımlar. Tekrar 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum. Şöyle göstereyim. Baş alıp batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle bunun kirpiğini yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincirle 3. yaprağımı da tamamlıyorum bu şekilde. Sonra tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Çıkarken de 3 zincir çekmiştik, inerken de. Hemen şuradan giriyorum sevgili hanımlar. Ve bunun üstünü her baş alıp batmanın üstüne bir tane olacak şekilde sık iğne ile tamamlıyorum. Bu arada ben içinde kullandığım beyazı dantel ipinden kullandım. Normal oyalar için kullandığımız ip biraz fazlaca kalın geldi. Fazla durdu. O yüzden ben oya ipini tercih, şey, dantel ipini tercih ettim. Benim tavsiyem, sizin kullandığınız ipler belki daha ince olabilir. Deneyin derim. Hemen tamamlıyorum, saymıyorum. Her sır battım, şeyler baş alıp batmanın üstüne bir tane sık iğne. Bu şekilde. Yapıyorum. Çok güzel bir oya. En son bir tane daha çiçek yapacak yerim var. O çiçeği tekrar göstermiş olacağım böylelikle. En son sabitliyorum sık iğnemi. En aşağıya iniyorum. Şu şekil oluşuyor. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir çiçek daha yapacağım. Bitiriyorum sevgili hanımlar. 1-2 tane boşluk bırakıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Pardon. İkinciden 5 tane dolgu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. dolgumu baş alıp batmanın tepesinden yapıyordum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm. Zincirime giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kirpiğini tamamlıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirle iniyorum. 3 zincirle tekrar çıkıyorum. Tekrar bir baş alıp batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kirpiğimi tekrar yaptım. 3 zincirle indim. Son defa 3 zincirle çıkıyorum. 1, 2, 3. Baş alıyorum, batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi burayı bitirmiş oldum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şuraya sabitleyeceğim. Oyam bu şekilde. Yaptığımız kısmına bir bakalım. Şöyle bir elimle düzeltmek istiyorum önce. Yapılması kolay, ütülenmesi de kolay bir oya. Bence çok zarif bir oya. Siz de deneyin derim. Son derece de kolay. Eğer oyamı beğendiyseniz beğen butonuna basın. Her yeni örneğimden de haberdar olmak için lütfen abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.